Ülkemiz 18 aydan bu yana OHAL rejimiyle yönetilmektedir. 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen hain darbe girişimi ardından 20 Temmuz'da ilan edilen OHAL, milli iradeye, demokrasiye, insan haklarına ve özgürlüklere yönelik bir darbe halini almıştır. Darbe ve darbecilerle mücadele bahanesiyle başlayan OHAL, gelinen süreçte iktidar partisinin karşısında duran tüm muhalif kesimlere yönelik bir sindirme operasyonuna dönüşmüştür. AKP iktidarı ilk günden bu yana darbecilerle mücadele değil, tek adam düzeninin karşısında demokrasiden yana olan kesimlerle mücadele etmektedir. Her geçen gün baskının sınırları genişlemekte ve sağcı, solcu ayırmadan toplumun büyük bir kesimi terörist olarak suçlanmaktadır. Toplumda açılan çatlaklar genişletilerek derin çukurlar haline getirilmektedir. İktidara gelirken OHAL'i kaldırma vaadiyle yola çıkanlar, bugün OHAL'den beslenen ve bir baskı rejimi KHK'lar eliyle kuran bir yapı haline gelmiştir. Demokrasiden hızla uzaklaşırken OHAL altında gidilen referandumda mühürsüz seçim olarak tarihe geçmiş, milli iradenin gaspı alenileşmiştir. Hükümetin baskıları tüm kurumları sarmıştır. Parlamenter demokrasiye karşı girişilen harekatın usulsüzlükleri, anayasayı yok sayan kararlarla sözde tescil edilmiştir. Hukuk askıya alınmıştır. Yemin ettikleri anayasayı savunmak yerine cübbelerini iliklemeye çalışan kimi yüksek yargı mensupları ile birlikte OHAL kanunsuzlukları adeta zor kullanılarak resmileştirilmiştir. 12 Eylül askeri darbesinde bile görülmeyen hukuk dışılıklar, insan hakkı ihlalleri ve özgürlüklerin kısıtlanması, yüz binlere ulaşan ihraç ve tutuklanmalar dalgası, darbecilerle uzaktan yakından ilgisi olmayan yurttaşları içine katmış, yargısız infazlarla dikta rejiminin muhalifleri cezalandırma aracı olarak kullanılmış ve kullanılmaya da devam etmektedir. İktidar partisinin FETÖ ile el ele vatanseverlere kumpas kurduğu yıllarda bu terör örgütü ile mücadele eden ve bu yüzden cezalandırılan gazeteciler, siyasiler, akademisyenler gibi yurttaşlara bugün FETÖ yaftası vurulmaya çalışılmaktadır. OHAL, KHK'ları toplumun üzerinde sallanan bir kılıç olarak seslerini yükseltmek isteyen tüm kesimlere yönelik bir silah haline almıştır. Anayasayı yok sayan bir anlayış ile KHK'lar yasal kapsamından çıkarılmış, yetki çerçevesini aşmıştır. Kış lastiği ve epilasyon merkezleriyle ilgili düzenlemeler dahi KHK konusu yapılırken demokratik kitle örgütlerinin, gazetelerin, dergilerin kapatılması iktidarın övündüğü icraatları olmuştur. KHK'lar hukuki katletmenin bir yolu olarak amansızca kullanılırken haksızlığa uğratılan yüz binlerce taşeron işçinin hak arama yolunun kapatılmasının aracı olmuştur. Böylesi bir ortamda Cumhuriyet Halk Partisi ilk günden bu yana Cumhuriyet'in temel değerlerini savunmaya, baskı rejimine karşı parlamenter demokrasiden ve özgürlüklerden yana olan mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam etmektedir. Türkiye'nin kurucu partisi kimliği ve tarihsel sorumlulukları doğrultusunda Cumhuriyet Halk Partisi olarak ülkemizin dünyadan soyutlanmış bir diktatörlüğe evrilmesine ve evrensel hukuk kurallarından koparılmasına seyirci kalmayacağımızı bir kez daha altını çizerek ifade ediyoruz. Toplumun tüm kesimlerine doğrudan etkileyen iş dünyasından sivil topluma, emekçilerden yargıya, medyadan eğitime kadar herkese dokunan OHAL'in bir kez daha uzatılması gündemdeyken CHP olarak bir çağrı yapıyoruz. 15 Ocak 2018 günü Ankara'da düzenlenecek OHAL forumu ile sivil darbenin ülkemizde açtığı derin yarayı bir kez daha haykıracak ve tek adam rejimine karşı duran
demokrasiden yana tüm kesimlerin kendini ifade edeceği bir buluşmayı sağlayacağız. Bu olağanüstünlüğü normalleştirmeye çalışanlara karşı Cumhuriyet Halk Partisi, demokratik kitle örgütleri ve sendikalar olarak bir kez daha ifade ediyoruz. O hale artık yeter. O hal kaldırılsın. Demokrasi istiyoruz. Hepinize.